Serhat Akın soruşturmasında yardım edenler yakalandı. Saldırıyı gerçekleştiren iki isim de belli oldu. Esra Akyürek soruşturmaya dair yeni bilgileri aktarmak için hazır. Sözü Esra'ya bırakalım. Serhat Akın geride bıraktığımız günlerde katıldığı bir televizyon programı sonrası çıkışta arabasına doğru ilerlediği sırada saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Ardındansa ayağından yaralanmıştı. Derhal müdahalesi gerçekleştirilmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Bir ameliyat geçirmişti. Ardındansa sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Ancak soruşturma devam ediyordu konuyla alakalı. Öncelikle geride bıraktığımız gece akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla alakalı bir açıklama paylaştı ve tüm saldırganların yakalandığını ifade etti. Bu kapsamda zaten 3 kişi yakalanmıştı. 2 firari bulunuyordu. O 2 kişinin de yakalanmasının ardından tüm şüpheliler gözaltına alınmış oldu. Gözaltına alındılar. Burada bir ifade süreçleri gerçekleşiyor olacak. İfadeler alınacak. Ardından da adli makamlara teslim edilecekler. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca özellikle yürütülen bu soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkar ve çalışmalar başlamıştı İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü'nce. Ardındansa Beykoz Sulh ve Ceza Hakimliği'nce bir gizlilik kararı aldırılmıştı süreçle alakalı. Ardındansa gözaltı sayısı arttı. Son edinilen bilgilere göre iki şüphelinin daha yakalandığı duyuruldu. Ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamayla birlikte eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayına karışan bütün şüpheliler yakalandı ifadeleri kullandı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu koordineli çalışma sonrasında olaya karışan tüm şüpheliler yakalandı dedi. Tabii şüphelilerden bir tanesi silah kullanan, bir tanesi motosikleti kullanan, bir tanesi yine şüphelilerle hareket eden ve araç kullanan, bir diğeri ise yine şüphelilerle birlikte hareket eden kişilerdi. Toplam 5 şüpheli gözaltına alınmış oldu bununla birlikte. Özellikle şehir eşkıyalığına soyunanları, masum insanların canlarına kast edenleri, halkımızın huzurunu kaçırmaya çalışanları affetmeyeceğiz. Bunları tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz ifadeleri yer aldı İçişleri Bakanı tarafından. Bununla birlikte tabii ifade süreçleri devam ediyor olacak ama ifadelere baktığımızda dikkat çekici detaylar vardı. Bu detaylardan bir tanesi özellikle saldırganların 250 bin TL karşılığında bu işi yaptıklarını söylemeleriydi. Konuyla alakalı da suç kayıtlarına bakıldığında birçok farklı suç kaydı bulunuyordu. Yakalanan şüphelilerin özellikle bir tanesinin de ona yakın farklı farklı suç kaydı ortaya çıkmış oldu. Tabii konuyla alakalı süreç devam ediyor olacak. Kim veya kim tarafından yaptırıldığı ve ne için yaptıkları ifadelerden sonra daha net bir şekilde ortaya çıkmış olacak. Soruşturma süreci devam ediyor. Gözaltıların ardından ifadelerin alınmasının ardından adli süreç başlayacak ve adli makamlara teslim edecekler. Bu kez de hukuk karşısında bir kez daha hesap verecekler diyelim. Söz tekrar merkeze bırakalım.